Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün üzüm hasadımızla sizlerleyiz arkadaşlar. Şimdi bugün hem üzümümüzü keseceğiz hem aşırı bir sıcaklar oldu bizim bu bölgede yaklaşık bir 20 günden beri. Onun bağımıza açtığı tahribatı, verdiği zararı sizlere göstereceğiz. Aynı zamanda üzüm fiyatlarından biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Zaten bu yaklaşık 4. üzüm hasat videomuz. Yani 4 yıldan beri üzüm hasat videosu çekiyoruz. Hepsinde de fiyatla ilgili yorumlarımız oluyor ki fiyat her yıl arkadaşlar bizim hasadımızın önüne geçiyor ne yazık ki. Onu biraz sizlerle değerlendireceğiz. Onun üzerine muhabbet edeceğiz. Evet, başlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlar, özellikle beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu en güzeli. Bu güzel maşallah. Ver sen onu bana. Dibe. Maşallah, görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar abi. Ol Ahmet. Evet, üzüm kesmeye son sürat devam arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet, yani 1/3 oranda dolmuş romorkumuz. Şöyle göstereyim size. Bakın, bu yıl üzümlerimizde çürümeler çok fazla. Bakın arkadaşlar, şöyle size bu yıl sıcakların verdiği zararı göstereceğim. Şimdi burası bağın kuvvetli olan kısmı arkadaşlar. Böyle buradan bu alt taraf bağımızın en kuvvetli olduğu yer burada. Bağ kuvvetli olduğu için sıcaklar zarar veremedi ama şurada bağımızın zayıf olan yerlerine çok aşırı zarar verdi arkadaşlar. Onu da size hemen göstereyim. Yani çok değişik bir yıl geçiriyoruz. Mesela ben, yaşım arkadaşlar benim, işte 38'e girmek üzereyim. Ben daha ömrü hayatımda kiliste böyle sıcak görmedim. Yani bizde en fazla 39-40 derece olur. O da böyle 2-3 gün falan sürer. Onun dışında yine sıcaklık 37-36 derecelere düşer. Bu yıl yani 47'ler, 48'ler, 49'lar, o da günlerce süren böyle peş peşine sıcaklıklar yaşadık. O da haliyle bağımızı, cevizimizi, ceviz de var burada, onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bağlara çok büyük zarar verdi. Cevizi de aynı şekilde. Bakın, zaten cevizi geçen Instagram hesabımda paylaşmıştım arkadaşlar, oradan gören arkadaşlar bilirler. Yani cevizleri de yaktı, mahvetti. Fıstıklarla zeytine bir zarar veremedi arkadaşlar. Bunlar zaten orman bitkisi, yani kökeninde orman bitkisi olduğu için kuraklığa dayanıklı bitkiler. Bakın, bu bir antep fıstığı ağacımız, herhangi bir sıkıntısı yok. Şuna da bakalım. Bakın, bu da yine bir antep fıstığımız. Bunun da herhangi bir sıcaktan etkilenmiş gibi bir durumu yok. Bakın, şurada bir ceviz daha göstereyim size. Yani ben
Daha cevizlerde, bağlarda böyle bir şey olduğuna dediğim gibi ilk kez denk geliyorum ki çok aşırı sıcak oldu arkadaşlar. Yani böyle nefes alamadık günlerce ya. Bakın yine. Sanki böyle pürmüzle alev tutmuşsunuz gibi. Ceviz ağaçları. Yani içlerinde böyle kırdığımda içleri de siyah siyah çıkıyor. Zaten meyvesi de yok bu ağacın. Bu yıl yani cevizlerin başına gelen ikinci kaza bu arkadaşlar. Hem böyle çiçek zamanı soğuk oldu. Oradan kaybettim de böyle sıcak oldu. Yani bu yıl cevizlerin başına vuran vurana. Ama şurada bakın yine bağımızın kuvvetli olan bölümünde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir etkilenme yok. Yani bağımızın burası da arkadaşlar, yani bu bölgesi bayağı güzel maşallah. Bakın şöyle size üzümlerini de göstereyim. Ha, üzümlerde sıkıntı var tabii ki. Kuruma, yani romorkun üzerinde de gösterdiğim gibi. Üzümlerde sıkıntı var. Ama kötünün iyisi bu arkadaşlar. Yani buna şükür ediyorum ben. Ki hiç olmazsa masrafımızı çıkardık. Ha, masraf demişken arkadaşlar, fiyat konusuna da bir değinelim burada. Şimdi bu benim dediğim gibi 4. hasat videom. İlkini zaten kuru olarak değerlendirdik. Onu böyle dökme yaş olarak değerlendirmedik. Bundan tam 2 yıl önceki hasat videomuzda arkadaşlar üzümün fiyatı 2 liraydı. Geçen yıl 3 lira oldu. %50'lik bir artış gösterdi. Bu yılda %70'lik bir artışla 5 lira oldu fiyat. Yani bu %70'lik artış sizi kandırmasın, aldatmasın arkadaşlar. Yani neticede sonuçta 5 lira arkadaşlar. Yani ne kadar üzerine bir oran olarak zam koymuş olsa da sonuçta bu 5 lira. Yani şöyle söyleyeyim, bir bardak çay içemezsiniz 5 liraya. Bu üzümün kaderinde var arkadaşlar. 2003 yılından beri ben üzümün para ettiğine bir kez şahit oldum. Onun dışında da şahit olamadım. Yani şöyle Türkiye geneline baktığımızda ne fıstık üreticisi memnun bu yıl, ne arpa, buğday üreticisi, ne mısır üreticisi, ne de bağ üreticisi bu yılki zamlardan, enflasyona göre oranladığımızdaki zamlardan memnun değiller arkadaşlar. Ki ben de bağcılıkta, bağ sektöründe bunlardan memnun olmayan kesimlerden bir tanesiyim. Bağcılık böyle arkadaşlar. Yani birkaç kişinin tek elinde olan bir tarım çeşidi. Onun için para etmesini çok da beklemeyin. Bu böyle geldi. Ülkemizde bağcılık özellikle böyle de gider. Benim zaten çok da işin doğrusu 3 lira olmuş, 5 lira olmuş, 15 lira olmuş umurumda değil. Çünkü ben bağcılığı ben kendi arkadaşlar maddi katkı alanından çıkardım. Benim sadece bağ olarak burası var. Bu da bunun da amacı arkadaşlar, işin doğrusu. Hem hani üzümsüz kalmayalım, hem de dost bizi bahçede görsün. Bundaki amacımız da o. Yani dediğim gibi benim için maddi bir değeri yok artık bağcılığın. Çok şükür. Yani çok şükür arkadaşlar, bağcılığı yavaş yavaş bitirdim. Bu son bir parçam kaldı. Bunun da zaten görüyorsunuz arkadaşlar fıstıklarını. Yani şöyle fıstıklarda zaten bir, yani ne kadar iyi olursa olsun bağ 3-5 yıl sonra bağın da burada ticari anlamda benim için bir değeri kalmayacak. Ki zaten bağı sökeceğiz arkadaşlar. Fıstıklarımız iyice büyüdü geldi. Bağdan kurtulacağız. Çok şükür diyorum ben. Bakın arkadaşlar. Yani ben bağcılığın içinde doğdum. Nereden baksanız 20 yıldan beri bu işi bilinçli olarak, yani işini, emeğini, her şeyini bilerek yapıyorum. Ben bağcılıktan bir hayır görmedim. Bundan sonra ekin arkadaşlara da başarılar diliyorum, ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bağcılıkta fiyat eder, para kazanırız diye bir düşünceniz olmaz. Ha, pekmezinizi yaparsınız. İşte sarmalık, dolmalık yaprağınızı toplarsınız. Yersiniz. Ha, bunlar olur. Onun dışında maddi bir kazanç beklemeyin arkadaşlar. Ki dediğim gibi ben 2003 yılından beri bir kez şahit oldum üzümün par ettiğine. Onun dışında bir faydasını göremedik. Ha, şimdi siz diyebilirsiniz. Şu anda biz meyve suyu olarak, dökme olarak meyve suyu fabrikasına veriyoruz arkadaşlar üzümü. Diyebilirsiniz kurut, daha çok kazanırsın. Yani son bu 3. hasadım benim, dökme olarak kullandığım. Bundan önceki hasatlarımın hepsi kuru yönündeydi arkadaşlar. Ben onun da bir tadını alamadım. Ki işin içine borca girince, yani sattığınız bir ürünün aylarca da parasını beklerseniz para kazanmış olmasının da bir anlamı kalmıyor. Ha, diyebilirsiniz sofralık kes. Bizim bu bölgede arkadaşlar
üzümü bağcılığı şöyle yatağan yaptığımız için üzümlerimiz böyle dört dörtlük kalitede olmaz. İlla içerisinde illaki çürüyenler, işte suya akanlar, sinek vurgunları illaki olur. Onun için sofralık olarak da pek bir değeri yok. En mantıklısı bu, bir günde hemen kesip kurtulup işinize bakıyorsunuz. Paranız da bir gün önce az çok cebinize girmiş oluyor. Onun için bu üçüncü hasadım, böyle dökme olarak meyve suyu fabrikasına verme şeklinde değerlendirdiğim. Bundan sonra da böyle devam edeceğim arkadaşlar. Yani para kazansa bile sermedir, kurutmadır, o tür işlere girmeyeceğim. Çünkü o tür işe girince hem masrafınız artıyor, eziyetiniz artıyor. Artı parayı alma süreciniz aylara uzuyor. Ki bugün Türkiye'nin zaten şu enflasyonu sistemde baktığımızda arkadaşlar, bugün cebinize giren 1 lira yarınki 2 liradan daha kıymetli durumda. Onu da göz önünde bulundurarak bir an önce ürünümüzü paraya çevirmeye bakıyoruz işin doğrusu. Evet. Böyle işte her yıl fiyat arkadaşlar ne yazık ki bizim üzüm hasadımızın önüne geçiyor. Her yıl böyle sancılı bir dönem yaşıyoruz. Ki bu yıl sadece üzüm değil arkadaşlar, birçok üründe bu sıkıntılar var. Ha bizim Antep fıstığıyla zeytinyağı, bir de bağcılık üzerine bizim bu bölgenin tarımı. Biz Antep fıstığından, ben şahsım kendim adına söyleyeyim, hem Antep fıstığından hem de zeytinyağının şu andaki para karşılığından, maddi karşılığından ben memnunum arkadaşlar. Ama bağcılıkta ne yazık ki o memnuniyeti bir türlü yaşayamadık. Böyle de geldi bu düzen, böyle gider. Ne yazık ki ülkemizde tarım adına bir politika yok arkadaşlar. Yani tarımın başına getirilen bakanlar, hatıra binaen verdikleri söz karşılığında getirilen insanlar, tarımla, çiftçilikle, hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan devlet memuru diyebileceğimiz, yani hayatı boyunca devletin farklı kademelerinde bulunmuş insanlar geliyor. Yani bu işin, bu toprağa ayağını basan insanlar ne yazık ki bizim ülkemizde tarım bakanı olmuyor ya da oldurulmuyor. Arkadaşlar ha yok mu bizim ülkemizde tarım bakanlığı yapacak bu işi bilenler? Emin olun çoğu geçmişteki tarım bakanlarımızı ağzında götürecek insanlar var. Hem yurt dışı bilgisiyle, hem yurt içi bilgisiyle, hem sahadaki aktif çalışmasıyla, hem hayvancılık hem tarım alanında ikisinde birden aktif olan bir sürü insanımız var. Ama dediğim gibi bizim ülkemizde iş hiçbir zaman için ehline verilmiyor arkadaşlar. Verilse de böyle ekonomi gibi önemli alanlarda, artık böyle gitti gidecek alanlarda böyle bir yerden sonra uzman kişiler devreye giriyor. Ha onlar da ne kadar yapıyor? İşin doğrusu o da tartışılır. O da manidar bir konudur. İşte böyle geldik, böyle gideceğiz. Dediğim gibi benim için bağım pek de bir maddi bir değeri kalmadı. Bu son bağım. Bu da işte dost bizi bahçede görsün. Maksat işte mahrum kalmayalım. Çoluk çocuk üzümden mahrum. Ha yediğimizden de değil. Şu bir sepet üzümü gördünüz ya. Yediğimizin hepsi bir yaz boyunca bir sepet üzüm arkadaşlar. Yani içinde olduğumuz ama nedir? Pek de bir kıymet olmuyor. Çoluk çocuk da yemiyor. Para. Bardak orada yanda. Ha, aynı yerinde bu tarafta. Buldun mu? Tamam. Dedim pek fazla da yemiyoruz ama olmasa da olmuyor. Hani bunun içine doğduğumuz için bir de duygusal, işin duygusal boyutu var. Onun için böyle bir 3-5 yıl daha iyice fıstık ağaçlarımız şöyle bakın gerilip de şöyle artık bağı bırak diyene kadar gideceğiz. Dediğim gibi onda bir 3-5 sene bakın fıstıklarımızın kara gözlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yıl artık ben iyice burada kara göz görmeye başladım. Bakın. Yani bu da tabii ki sevindirici bir haber. Bağcılığın geleceğinin kalmaması açısından bizim için güzel bir olay. Yani buranın bağı da çok kaliteli arkadaşlar. Bağı da vazgeçilecek gibi değil ama işte içinde bulunduğumuz durumlar, şartlar ne yazık ki bizi bağcılıktan yavaş yavaş uzaklaştırıyor. Ha bu dakikadan sonra para eder mi? Para etse bile yapacak bir şey yok. Çünkü ben bu dakikadan sonra bağı dikip yetiştiremem arkadaşlar. Çünkü bağı dikip yetiştirmez çok meşakkatli bir iştir. Hem işi dört dörtlük biliyor olmanız lazım. Hem de dört dörtlük bakıyor olmanız lazım. Yani bir çocuk yetiştirmeyle eş değer diyebilirim bağcılık için. Yani yerimiz de kalmadı. Boşa bağ dikecek yerimiz de kalmadı. Yani yeni yetişen neslin de ben bağ dikeceğini, bağ yetiştirebilecek azimde, bağ yetiştirebilecek azimde olduğunu görmüyorum. Yani çok zor bağcılık dediğim gibi.
Ha, bu dakikadan sonra para etse de bir anlamı yok çünkü bağ dikilmeyecek arkadaşlar. Ha, bağ dikilmeyeceği için, hali hazırdaki bağlar da yaşlarını, milatlarını doldurup söküleceği için üzüm de para eder. Eder ama kimse de olmaz arkadaşlar. Artık onu da büyük ihtimalle Rusya bağcılığa başlar. Ha, siz diyebilirsiniz Rusya'da bağ mı olur diye. Onlar yapar arkadaşlar. Biz de gidip buradan satın alırız. Şu anda nasıl buğdayı bizim kendi çiftçimizin buğdasını temu almıyor, Rusya'dan ithal ediyorsa onu da bir şekilde hallederler. Yani parasıyla değil mi? Çözüm çok arkadaşlar. Parayı verir alırız. Yani öyle de ekonomi anlamında zengin bir ülkeyiz. İçler acısı bir durum gerçekten. TMU'da bizim insanımız randevu alamıyor. Sıra alıp buğdayını, arpasını satamıyor. Ama vapur vapur. Bugün limanlarımıza her bir vapurda 40 bin ton üzeri olmak şartıyla buğday geliyor. Bakalım gitsin bakalım böyle nereye kadar gidecek. Hep birlikte sonucunu göreceğiz. Evet, çok da işin doğrusu uzatmak istemiyorum. İçim dolu, çok konuşacak çok şey de var da. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Evet, üzüm hasadımıza son hız devam arkadaşlar. Şöyle biraz ilerleyelim. Romurkumuz da biraz daha dolsun. Yine sizlerle muhabbetimize devam ederiz. Görüyor musunuz? Yani yakında olan varsa arkadaşlar. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde burada üzümün adı kalmamış olur. Öyle de bir laf atmayalım. Önüne geç. Evet, şöyle biraz yerleştirelim şunu. Şurada son bir 20 TL'miz kaldı arkadaşlar. Hoppa. Hava da iyice bir ısındı. Bakın zaten romorumuzun dolmasına da şurada bir çukurluk bir alan var. Hemen hemen ya tam dolduracak gibi, böyle sanki balı sırtı olur gibi biraz da. Yani üzüme bu yıl her senekinden 10 gün önce başladım arkadaşlar. Bakın. Şu hali görüyor musunuz? Bakın sıcak ne yapmış bakın. Yani üzüm çökmeye başlamış. Tam da zamanında işin doğrusu başlamışız kesmeye. Yani şöyle bir hafta 10 gün daha başlasaydık. Geç başlasaydık. Tonajdan bayağı bir fire verirdik. Çünkü dediğim gibi bayağı bir salkımlarda tane kuruması, hastalık belirtisi, ne ararsanız başlamış. Yani tam iyi zamanla denk getirmişiz. Biliyordum ya böyle olacağını bu yıl. Yani bu sıcaklardan kaynaklı sıkıntı olacağını biliyordum. Onun için alım başlar başlamaz. Yani tüccarların alım başlar başlamaz. Kesmeye biz de başladık hemen. Yani bakın şöyle size göstereyim. Şu seferi daha eve dolduramadım arkadaşlar bakın. Yani şöyle peh diyecek böyle canım canım bir üzüm. Bulamadım daha. İşte bakın bunlar. İşte şurada dediğim gibi 20 TL'miz falan kaldı. Onun da saat şu anda kaç? Saat şu anda 12. Tam 12, 2 geçiyor. İşte bir gibi bitiririz ya. Tam vaktinde bitirmiş oluruz. Bakın erken girdiğimiz için daha kararmayan tanelerimiz de bayağı var, kırmızı olan. Ya bu meyve suyuna verdiğiniz için sıkıntı değil. Heh, tamamdır abi. Eyvallah. Aha. Çift salkınmış. Hop. Ver abi. Normalde bu sepeti şöyle bir döş üzümünden hemen arkadaşlar, döşteki üzümden tamamlıyor olmanız lazım. Ama bu yıl
sıkıntımız bayağı büyük. Bir de bu bitiyeki arkadaşlar böyle 3 kova verir. Normalde bu yıl yani tonaj olarak da rekolt olarak da alttayız. Artı bir de böyle sıcak olunca yani %50 falan benim şahsi rekoltemi bayağı %50 falan etkiledi işin doğrusu. Normalde bu tiyekler dediğim gibi 75 kilo ile 100 kilogram arasında üzüm vermesi gereken tiyekler. Bereket versin, yapacak bir şey yok. Yani böyle bir yılda buna da bereket versin. Papaz her zaman pilav yemez diye bir laf var arkadaşlar. Biz de bu yıl pilavı yemedik işin doğrusu. Yalla yalla bitti ya. 20 tane kaldı, 20. 20? Yani 20. Belki daha az, bilmiyorum. Dur hele. 20, 20. Şimdi bunu sayma, dur. Bunu sayma. Şu 1. Bu 4. Bu 7. Bu 7, bu 10. 10. 13. 16 tane kalmış. Evet. 16. 16. Adamların gözlerine büyüttük. 20 dedik. Şu arka daha boş duruyor. Ancak dolacak ya. 16 tahminim 50'şer kilogram var her tiyekte. İşte 600 kilogram bir üzüm kalmış. Oradan ortaya at Ahmet. Orta boş. Heh. Evet devam. Evet. Son tiyeklerimiz arkadaşlar. Bu yılda bu mücadelenin sonuna geldik. Bakalım. Şu da güzelmiş ya. Şunu da alayım. Artık bu yıl için bunlar yiyeceğimiz son üzümler. Yani romorku da ancak doldurduk. Ancak. Hop. Bu romork arkadaşlar 5 tona kadar yüklemenize bağlı üzüm alır. Yani ben 5 ton 100 kilogram attım buna. Ama artık su yani inişlerde falan böyle ön ilaveden taşıyor. 5 tona atınca çünkü çiğneye çiğneye. Yani ilk kova römorka atıldığından itibaren çiğnemeye başlıyoruz. Artık işte dolana kadar su da bizle beraber yükseliyor içinde. Öyle doldurmaya 5 ton 100 kilogram attım. Daha fazlasını atmadım ben şahsen. Çünkü bir yerde traktöre de sıkıntı oluyor. Yani şu kancaya da sıkıntı oluyor. Çekik koluna. Bayağı bir sıkıntı doğuyor. Onun için 3 ton, 3,5 ton civarlarında bırakmak iyidir. Ver bakalım Ahmet Bey.
Evet. Şöyle yüzümü de göstereyim size. Videomuzun zorunlu sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü iş bitti. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbim bütün hasat yapan çiftçilerimize kolaylık, bol bereketler nasip etsin inşallah. Kazasız belasız. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.